Merhaba, bugün yine nefis bir tarifle karşınızdayım. Bayılacağınız, çok seveceğiniz güzel bir tarif bu. İsterseniz yarın yılbaşı sofralarında yapıp sevdiklerinizi şımartıp sevindirebileceğiniz, isterseniz misafirleriniz geldiğinde davet sofralarını şölene dönüştürecek harika bir tarif bu. Osmanlı mutfağından, eski Türk yemeklerinden olan beğendili parça etli kebap. Nefis bir yemek oldu arkadaşlar. Yaptım. Tadına baktım sizler için, bayıldım. Sizin de çok beğeneceğinize eminim. Size şimdiden göstermek istiyorum. Buyurun, harikulade beğendili kebap. Hadi bakalım, buyurun, nasıl yapmışım bu beğendili kebabı beraber izleyelim. Dana parça etlerimi güzelce yıkadım, süzdüm, kanını attım. Şimdi tencereme çok azıcık, hemen bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımı aldım. Etlerimi güzelce yüksek ateşte, yüksek ısıda bir anda kavuracağım. Hem mühürlenmiş olacak, hem de etin yumuşaklığı ayarlanmış olacak. Etimizi hafif böyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Kendi suyunu bırakmasını, sulanıp daha sonra da altını kısıp yavaş yavaş suyunu çekerek yumuşamasını sağlayacağız. Sonra da su tamamen bittiği zaman kaynamış su ilavesi yapacağız ve etimiz bir saat kadar en az kaynayacak, düşük ısıda. Lokum gibi bir et haline gelecek. Bunu göstermek istedim size. Şimdi çok güzel et suyunu bıraktı. Bayağı bir sulu şu anda. Bu suyu kendisi, bakar mısınız suyunu? İyice göstermek istiyorum. Bu suyu güzelce çekmesi gerekiyor. Altını kısacağım. Yaklaşık bir yarım saate yakın bu suyu çektireceğim. Bu su çektikten sonra tekrar su ilavesi yapacağım. Biraz kavurduktan sonra. Çünkü kendi etin kendi suyunu çekmesi önemli. Bu şekilde lokum gibi yumuşacık bir et olacak. Kapatıyorum altını, kısıyorum kapağını kapattıktan sonra ve o suyu çektiriyorum. Gördüğünüz gibi etim çok güzel suyunu çekti. Çok azıcık yüksek ateşte kavurdum da bunu. Şimdi bir su bardağı kaynar suyu ilave ediyorum ve altını kısıyorum. Bu suyu da çektireceğim arkadaşlar. Bu şekilde etimiz lime lime, pamuk gibi çok yumuşak olacak. Etlerimiz suyunu çekti. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Şimdi ayıklamış olduğum toplamda 20 adet kadar arpacık soğanım var. 5 adet de sarımsağım var. Bunları da içine atıyorum ve birlikte kavuruyorum. Şöyle güzelce kavrulsun, karamelize olsun soğanlarım da. Şimdiden yumuşacık güzel bir et oldu. Gerçekten çok lezzetli olacak. Ziyafet sofralarına, misafirlerinize yakışan güzel, harika, sağlıklı bir yemek olacak. Soğanlarım bir 5 dakikadır kavruldu. Bir yemek kaşığı kadar domates salçamı ilave edip kavurmaya devam ediyorum. İki su bardağı su ilave ediyorum. Şimdi tuzumu ve baharatlarımı ilave ediyorum. 2 çay kaşığı kadar tuz koyuyorum. Tabii tuz tamamen sizin keyfinize bağlı. 2 çay kaşığı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı kadar da karabiber koyuyorum. İyice karıştırıyorum. Kapağını kapatacağım. Bir yarım saat daha, 20 dakika, yarım saat kadar daha kaynamaya devam edecek. Hepsi birbirinin lezzetini alacak, özdeşleşecek. Suyu koyulaşacak ve etim hazır olacak. Sıra geldi patlıcanlarımıza. Patlıcanlarımızın kenarlarını, sakallarını keserek aldık. Ucunu koparttık. Ufak ufak delikler atarak
ocağımızın üzerinde şöyle bir aparatın içinde közleyeceğiz patlıcanlarımız. Mis gibi köz patlıcanlarımız olacak. Patlıcanlarımız çok güzel bir şekilde közleniyor. Alt üst ediyoruz. Olmak üzere. Olduğunda da bir naylon poşete çıkaracağız. O zaman soyulması çok kolay oluyor. Evet, patlıcanlarımızı poşetin içine aldık. Burada buharlaşırken daha kolay ayıklanıyor. Mutlaka size de öneririm bunu. Buharla birlikte hemen kolaycacık çıkıyor. Şimdi patlıcanlarımızı ayıklıyoruz. Henüz sıcak, ellerim yanıyor. Patlıcanlarımızı güzel bir şekilde soyduk. Şimdi patlıcanlarımızı minik doğruyoruz. Beğendilik bir şekilde. Tabii bu da aslında sizin zevkinize bağlı. Arzu ederseniz dişe gelecek şekilde iri doğrarsınız. Arzu edenler bazısı bulamaç gibi seviyor ve patlıcan içinde tamamen yok oluyor. Nasıl arzu ederseniz, ben biraz iri seviyorum. Çünkü evet, kokusu ve tadı bulamaç şeklinde olduğunda illaki geçiyor ama dişe gelmediğinde tam patlıcan hissedilmiyor. O yüzden ufaltıyoruz ama tamamen ezmiyoruz. Şimdiden mis gibi köz tadını, köz kokusunu alıyorum. Şöyle hemen bir posta üstünden geçiyorum. Çok değil arkadaşlar. Fazla iri kalmasın, birazcık ufalsın diye. Patlıcanımız hazır. İki yemek kaşığı tereyağımı tencerenin içerisine aldım ve eritiyorum. 2,5 yemek kaşığı unum var. Unu ilave ediyorum ve güzelce kokusu çıkana kadar unumu yağın içinde kavuracağız. Kokusunun çıkması önemli. Un kokmaması lazım. Güzelce kavuracağız. Ondan sonra da patlıcanımızı ve sütümüzü ilave edeceğiz. Unumu çok güzel kavurdum. Kokusu çıktı. Çok fazla karartmadan hemen, kokusu çıkması önemli olan. Şimdi bardak sütüm var. Yavaşça sütümü ilave ediyorum. Unlarımın topaklanmamasını sağlıyorum. Güzelce sütüm unla birlikte homojen bir karışım haline geliyor. Geldi. Gördüğünüz gibi çok güzel kıvam da aldı. Unuma bir bardak az geldi. Ben buna ikinci bardağımı ilave ediyorum. Şimdi tuzumuzu ilave ediyoruz. 1,5 çay kaşığı kadar tuz. Yarım çay kaşığı da karabiber. Beşamele karabiber çok yakışıyor. Hem beşamele hem de patlıcana. Bir de benim muskatım var. Size de tavsiye ediyorum. Aktar'dan mutlaka muskat almanızı. Püre, beşamel sos gibi şeyler yaptığınızda mutlaka çok azıcık, hemen fazla değil, fazlası hem lezzeti bozar hem de zararlı olabilir. Birkaç tık tak koku ve lezzet katması için güzelce karıştırıyoruz. Beşamel sosumu en son, bu da elzem değil. Arzu edenler, bazısı peynirli, bazısı peynirsiz seviyor. Ben peynirli sevdiğim için en son beşamel sosumun içerisine İzmir tulumunu rondondan geçirdim. İzmir tulumu ilave ediyorum. İzmir tulumu Türkiye'nin parmesan peyniri resmen. Hem kıvamı, sertliği, yağ oranı parmesana gerçekten çok benziyor. Teneke tulumu oluyor biliyorsunuz. İzmir tulumları. Evet, beşamel sosum benim hazır. Şimdi patlıcanlarımı beşamel sosumun içine ilave ediyorum. Harika bir beğendi olacak bu. Boşa beğendi adını koymamışlar bu yemeğe. Çok leziz, güzel bir yemek. Beşamel sosumuzla patlıcanımızı güzelce özdeşleştiriyoruz.
Dediğim gibi patlıcanı beğendi de arzu edenler çok minik çekebilirler. Ama kimisi dediğim gibi böyle hafif patlıcanı içinde dışında hisseder şekilde arzu ediyor. Ki ben de öyleyim. Patlıcanı hissetmek istiyorum. O yüzden iri koydum. Ama arzu edenler daha ufaltabilirler. Evet, beşamel sosum hazırdır. Etim de hazır. Gördüğünüz gibi yan tarafta pişiyor. Lokum gibi o da hazırlandı. Şimdi servisimize geçebiliriz artık. Harika, beğendiğimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlıcanlı beğendisi, parça etimiz, arpacık soğanlarımızla beraber. Görüntü muhteşem oldu. Lezzet harikulade. Yılbaşı sofranızda da değerlendirebilirsiniz. Misafirlerinize, ziyafet sofralarınızda arzu ederseniz sahir bir günde kendiniz ve sevdikleriniz için de bu güzel yemeği yapıp sevdiklerinizi şımartabilirsiniz. Umarım bu yemeğimi evde denersiniz. Bir de benim usulümle yapar, lezzetine bakarsınız. Deneyenler lütfen videomu altındaki yorum bölümünde yazarlarsa çok sevinirim. Çünkü tariflerimin denenmiş olması, beğenilip beğenmediğini gerçekten çok çok merak ediyorum. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.